Merhaba arkadaşlar, Özlem'in Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bitirmiş olduğum çocuk yeleğimizin yaka kısmını yapmayı göstereceğim inşallah. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız anında yapmış olduğum yeleklerimden haberdar olursunuz arkadaşlar. Modellerimden hepsinden haberdar olursunuz ve yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın lütfen. Beklerim arkadaşlar. Yeleğimizin modeli part 1, part 2 şeklinde videolar bölümüne yüklendi. Gördüğünüz gibi Instagram hesabımda da paylaşıyorum bu örgülerimi. Orada da bütün örgülerimin açıklama bölümüne Instagram hesabımın linkini bırakıyorum. Oradan siz de yapabilirsiniz. Açıklama bölümüne aynı şekilde modelin linkini de bırakırım. Oradan yapabilirsiniz. Modelin şeklini, yaka kısmını gördüğünüz gibi şişime taktım. Şuradan takaraktan bu kadar bir düz ilmek, yani bir ters bir düz şeklinde ördüm arkadaşlar. Sizlere şöyle bir 2 numara bir şişimiz var. Gördüğünüz gibi şişimizle, pardon, tığımızla bunun size buraya böyle tığlama şeklini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Yaka tığlaması diyebiliriz buna. Başlayalım arkadaşlar. Şişimizin, pardon, tığımızı, hep şiş kullandığım için tığ ya da şiş diyorum maalesef. Alışkanlık olmuş. Yeleklerimin hepsi genelde şişle örüyorum, tığla örmüyorum. Sadece milleme yaptığım zaman kullanıyorum. Şöyle şişimizi hemen tığımızın başına hemen geçireyim arkadaşlar. Bir dakika, bu hemen şunu şöyle yapayım, örülmüş haline yapalım, daha iyi olur. Evet. Öncelikle ipimizi şuradan şu köşemize hemen bir kere geçirdim. Daha sonra bakın, bu burada kalıyor. Bu sabit. Bu ilmeğimiz sabit. Daha sonra şişim tığımı şuradan örmüş olduğum, bakın burası zaten lastik kısmı önün yeleğimizin. Daha sonra buradan bir tane şöyle geçiriyorum. Daha sonra sıkılıyorum ve şöyle aldım. Tığımı aldım. Daha sonra içinden geçiriyorum ve arkadan sıkılayarak oradaki ilk baştaki, gördüğünüz gibi ilk baştaki ilmeğimizin içerisinden tığımı geçirdim. Bıraktım ve sıkıladım. Tekrardan bu sefer de sıra burada. Yani bir ters bir düz ördük ya. Şimdi düzün altına batmış olduk. Sıra tersimizde. Evet. Evet, tığımı geçirdim. Bir tane ilmek alıyorum. Şöyle yapayım, kaçırdım maalesef. Evet. Bir tane ilmek aldım. Daha sonra bu içinden geçirerekten böyle arkadayım. Evet. Arkadan hemen orada bekleyen ilmeğimin arasından geçirdim içinden. Yine sıra düzde, bakın. Sıra burada. Hemen arkadan yine dolandırdım. Bir tane ilmek aldım. İçinden geçiriyorum arkadaşlar. Arka kısımdan orada bekleyen ilmeğimizi içinden geçiriyorum. Sıra burada. Bakın böyle bıraktım. İçinden geçirdim. Arkadan hemen sıkılıyorum. Burada. Tekrar sıra düzümüzde. Aldım. Geçirdim. Arka kısımdan hemen bekleyen ilmeğimin içinden geçirdim. Sıra burada. Bakın bıraktım. İçinden, gördünüz mü, bakın böyle arka kısımdayım. Evet. Evet. Geçirdim. Sıra düzümüzde. Aldım, geçirdim. Arkadayız. Buradan sıkılayabilirsiniz arkadaşlar, isteğe bağlı. Tekrar buradan.
Gördüğünüz gibi burayı da iç kısmı almış oluyorum. Böyle. Şişim orada. Bakın takıyorum. Şöyle geleyim, taktım. Bakın geçiriyorum, arkadayım. Orada bekleyelim. Bu ilmeğim hiç buradan gitmiyor. Yani tığımda sürekli bekliyor arkadaşlar. Geçirdim. Arkadayım. Evet, geçirdim. Aldım ve buradaki ilmeğimin içerisinden geçirmiş oldum. Aldım. Bakın. Evet. Geçirdim. Böyle ters düz ilmeklerimi sıra sıra batıyorum arkadaşlar. Evet, sırada ters buraya batıyorum. Bakın aldım, içinden geçirdim. Ve bir kere oradaki bekleyen ilmeğimin içinden geçti. Evet. Tığımla çekiyorum. Dikmiyoruz da tığlıyoruz. Boyun tığlaması diyelim. Evet, kaçırdım, pardon. Hemen bunu şişime takayım, tekrardan devam edeyim. Evet. Tekrardan aldım. Evet. Bakın hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi yuvarlanmaya başladı. Hem de burada güzel bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Biraz daha yapayım. Hem şu köşemizi açmak istiyorum sizinle birlikte. Evet, tersimizdeyiz. Bıraktım. Sıkılayabilirsiniz oradan. İpinizi gergileyerek. Sıkılarsanız ilmeğiniz de oradan güzel görünür, güzel yüzden. Evet. Köşeye yaklaştık olduk. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi sıra şurada. Böyle dolanıp böyle gideceğiz. Evet, aldım, bakın. Köşemizi şu an geçiyoruz. Şurayı düzelteyim. Tamam.
olduğunu beğenmedim arkadaşlar. Tekrar sökmek istiyorum. Evet. Sökünce tabii ki arkadan da hemen ilmeğimiz boşanmış oluyor. Onu da şişimize tekrar takalım. Tamam. Evet, aldım ve onu da bırakayım. Bir aksilik oldu sanırım. Burayı düzenleyip hemen geleyim. Evet, hatayı düzenledim. Nerede kalmıştık? Evet, ters bizdeyiz. Bakın gördüğünüz gibi yine şöyle batıp hemen çekip arkadan ilmeğimin içinden geçiriyorum. Güzel bir yuvarlak yaka yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, yine ipim maalesef kaçtı. Şöyle yakalayayım. Evet. Bu kadarcık yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakamız yuvarlak şekil aldı. Bak şuradan da göstereyim. Yani şuradaki kötü görüntüyü kapattık. Bir nevi gördünüz mü? Çok güzel oluyor. Bu şekilde düğmemizi de şöyle yakamıza takarsak çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni yapmayı da unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.